Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Hoca. Şu anda Karapürçek Altındağ Sınav Parkuru'ndayız arkadaşlar. Şu anda sınav parkurumuzu sizlere tanıtmak için buradayız. Yanımızdaki bir sınav adayımız. Başarılar diliyorum. Her parktan birer tane yapacağız. Her işlemden birer tane yapacağız. Tamam. Bakalım kaç dakikada buraya dönmüş olacağız. Tabii ara sıra kesik kesik de yapabilirim, bilmiyorum. Hadi bakalım, şimdi yavaş yavaş çıkalım. Peron 21'den. Çektik. Evet, ayağımızı önden çektik. Ayağımızı kontrol ettik ve gidiyoruz. Ver bakalım gazımızı. Çıkarken sol sinyalimizi verdik. Evet. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bu şekilde gösterelim. Sürüşünüzü paylaşmamda herhangi bir sakınca var mı? Tamamdır. Güzel. Debriyaja bas. Sakince ne? Sakin bir şekilde gidelim. Hem şöyle bir kalıcı olsun. Paylaşırız. Siz de yakınlarınıza gösterirsiniz. Bak ben böyle kullanıyorum. Öğrencimizden izninizi aldık. Şu anda yavaş yavaş ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Evet. Şuradaki yanan ışık görüyorsunuz. Eğer buradan yaya geçiyorsa mutlaka dikkatli bir şekilde olalım. Yayamıza yol verelim. Ama yaya yoksa, orada kırmızı ışık yansa bile geçelim. Evet Tevfik Bey, biraz daha sola doğru şey yapalım. Evet, arkadaki arabaya bakması yok. Şöyle devam et. Sinyali kapat. Evet. Devam. Ver gazı biraz daha. İlerleyelim. Evet. Karapürçek sınav alanında şu anda ilk yapacağımız işlem paralel parktır. İlerleyelim. İlerleyin, ilerleyin. Ver gazı. Ayağımızı gazdan çektik. Tevfik Bey, sizden ricam, hafiften fren. Paralel park alanına gittiğimiz zaman da anlatarak yapmanız arkadaşlarımıza faydalı olsun. Hani ben de anlatırım da kalisterden biraz daha yavaş geçelim. Ayağımızı gazdan çektik. Hafiften biraz fren yaptık. Evet. Evet, kasisler çok büyük olduğu için biraz sert geçiliyor maalesef. Orantı yok kasislerde. Ayağımızı hafiften gazdan çektik. Sağımız solumuz dikkat ediyoruz. Ayna kontrolümüz önemli. Ayağımızı gazdan çektik. Hafiften fren. Arkadaşlar, Karapürçek sınav alanında çok fazla kasis vardır. Okullar bölgesinde, sağlık ocağı bölgesinde, camilerin olduğu yerlerde ve insanların alışveriş yaptığı bölgelerde genelde kasisler konumlandırılmıştır. Onun için ona göre bir yol haritası çizelim. Şimdi ilk aşamamız olan paralel parka doğru geldik. Evet, ayağımızı gazdan çektik. Hangisini yapacağımızı komisyonda söyleyebilir. Siz de yapabilirsiniz. İsterseniz şunu da yapabiliriz. Evet, ilerle. Sağ sinyalimizi verdik. Güzel bir şekilde yaklaştık. Evet. Vitesimizi unutmayalım. Vitesimizi asla 2'de hareket ettirmeyelim. Buraya geldiğimizde vitesimiz 1'de olsun. Evet. Anlatın şimdi, ne yapıyorsunuz? Sesim kötü. Olsun, çıksın. R'yi alıyoruz. R'yi alacaksınız. Evet. Arka kelebekte. Arka kelebek. Geri geleceksiniz. Duma gözüne ne kadar? Evet. Gel bakalım. Arkadaşımız biraz utangaç arkadaşımız. Evet. Sıkıntı yok. Herkes açık olacak diye bir şart yok değil mi? Ama hem de zaten seni açmaya çalışıyorum yani. Haydi bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Direksiyonu sağa çevirdin. Sağa çevirirsen sol aynaya bakıyorsun. Gel bakalım şimdi geri. Yavaş, otobüs. Aynı zamanda burada otobüs durağı var arkadaşlar. Onun için dikkatli olalım. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. Oduba mı? Hayır. Gel bakalım. Oduba değil, gel. Gel. Hangi duba? İşte bu. Arkadaşlar, şu da bir parmak kalınlığında, duba ile araba arasında bir parmak kalınlığında ne yapıyoruz? Boşluk bırakıyoruz ve sonra geri geleceğiz. Haydi bakalım geri gelelim. Şuradaki nokta. Nerede o nokta? Şuradaki noktayla şu dubayı hizalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra direksiyonumuzu tam sol yapıp aynamızda eğer aşağı indirebilirsek daha güzel olur. Arkadaşımız bunu tercih etmedi ama sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burası düz bir yol olduğu için düz kaldırım oluyor. Düz kaldırımında düz sarı çizgisi oluyor. Şu anda arka teker düz bir şekilde bastıysa ön teker de mutlaka basmıştır diyoruz. Evet, çıkışımıza 3 tane sinyal veriyoruz arkadaşlar. Sesimiz boşa aldık, biri aldık. Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet, yavaş yavaş çıkıyoruz. Öncelikle şu aynamızı şu duba hizasına getiriyoruz arkadaşlar.
Getirdikten sonra duruyoruz. Durduktan sonra direksiyonumuzu iki tane T döndürüyoruz arkadaşlar. Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet, direksiyon doğru yaslanıyoruz. Arkadaşımız yaslandığı şey gibi. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, biraz çıktıktan sonra biraz daha ilerliyoruz. Tekrardan ilerledik. Debriyaj fren durduk. Direksiyonu düzeltiyoruz. Komisyonu bu arada almış oluyoruz. Sol sinyali veriyoruz. Bu da üçüncü sinyalimiz oluyor arkadaşlar. Çıkışta üç tane sinyal vermiş oluyoruz. Yavaş yavaş ileri ver haftan gazını. Evet, sol müsaitse hemen soldan devam edelim arkadaşlar. Devam. Evet. Evet, devam edelim. Sinyalimizi kapatalım. Dümdüz devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada park yapan arabalar var ya. Biz mutlaka soldan devam edeceğiz ama sol sinyalimizi açacağız tabii ki de. İçeri girerken de sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağ yanımızı kontrol edip arkadaki arabayı tam gördükten sonra buranın sol şeridine tekrar geçeceğiz. Yani kendi şeridimize geçeceğiz. Başka şeridi kullanmadan. Evet, şimdi sinyalimizi kapatsın arkadaşımız. Herhalde bir sağ sinyalimiz yanıyordu, kapattı. Arkadaşlar tam olarak burada bir yerde sinyalimizi yakabiliriz. Dönüşlerimize 15-20 metre kala sinyalimiz yanabilir. Özgün Kurs Halk Ekmek Bayisi var arkadaşlar. Oradan da sola doğru dönüyoruz. Şimdi evet, burada da arkadaşlar eğer karşıdan bir araba geliyorsa ya da şuradan bir araba geliyorsa mutlaka durup yol vermemiz gerekiyor. Buradan da sola döndük arkadaşlar. Şu anda Salı Pazarına doğru ilerliyoruz. Kasislerimiz bu bölgede çok fazla. Hafiften biraz fren. Evet, sakin. Ver hafiften şimdi gazını. Bir tane daha kasisimiz var arkadaşlar. Ayağımızı gazdan hafiften çekelim. Evet. Evet. Ayağımızı gazdan çektik ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ver bakalım şimdi gazını. Evet arkadaşlar, şu anda sınav parkurundan başladık. Buraya kadar 7 dakikalık bir süreç oluştu. 5 dakika kaput desek arkadaşlar, biz o süreçte atladık. Takriben işte 12 dakikada arkadaşımız sınav başlangıcında buraya geldi. 35 dakikanın 12 dakikasında arkadaşımız buraya geldi olarak kabul edelim biz bunu. Evet arkadaşlar, buradan devam ediyorsunuz. Arkadaşlar normalde sol şeridi aslında meşgul etmememiz gerekiyor ama Karapürcek sınav alanında görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta, zaten iki şeritli bir yol, sağ tarafta araçlar park halinde olduğu için bize sıkıntı çıkartıyorlar. Onun için de sol şeritte kalmak faydalı. Evet. Şimdi Salı Pazarı'na oraya doğru gidiyoruz. Ayağımızı gazdan çekelim. Bakın sağ tarafta bir kasis levhasını gördük. Hafiften biraz fren. Evet. Ver bakalım şimdi hafiften gazını ve ilerleyelim. Şu anda ben Fatih Hoca. Öğrencim Tevfik ile ilerliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın büyümesini istiyorum aslında. Direksiyona geç YouTube kanalı sayfasına. Evet, hafiften fren. Ayağımızı frenden çektik. Ver hafiften gazı. Direksiyona geç YouTube sayfasına üye olmanızı, abone olmanızı, beğenmenizi, önermenizi, paylaşmanızı isterim. Ayağınızı gazdan çekin. Yavaşça da hafiften fren. Evet arkadaşlar, sol tarafta Salı Pazarımız var. Salı Pazarının tam karşısında bizim durkak alanımız mevcut. Arkadaşlar aynı zamanda şurada bir otobüs durağı var. Otobüs durağının 30 metre ilerisinde ve gerisinde durmak. 15 metre aslında, ben 30 metre diyeyim daha rahat olsun. 30 metre ilerisinde ve gerisinde durmak, aslında duraklamak yasaktır arkadaşlar. Debriyaja basalım, frene basalım ve duralım. Durana kadar sağ sinyalimizi verdik. En sağ şeritte bile olsak. Durduktan sonra vitesimizi boşa alıyoruz. Boşaldıktan sonra ayağımızı bir dinlendirelim arkadaşlar. Sınavımız hala devam ediyor. Ayağımız bir dinlensin. Evet, debriyaja tam basalım şimdi. Sesimizi bir alalım. Sol sinyalimizi verelim. Evet, arkadan en rahat hissettiğim zaman kalkabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşım. Teşekkür ediyoruz Tevfik Bey. Haydi bakalım. Ver bakalım gazı. Ver gazı. Evet. Vitesimizi ikiye alalım. Arkadaşlar buradan da ileri doğru giderken bir dolmuş durağı yokuşu var. Bu Altındağ Belediyesi'ne ait bir spor kompleks yeri var. Ben orada bir yokuş var arkadaşlar. Ben oraya öğrenci kran yokuşu diyorum bu arada. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Bakın çevre yolu tabelasını gördük. Oradan sağa doğru dönüyoruz. İki tane çevre yolu tabelasını görünce dönüşler yapacağız arkadaşlar. Evet, ayağımızı gazdan çektik. Dönüyoruz. Evet, hafif ilerleyelim. Ver bakalım gazını biraz daha. İlerleyelim.
Şu anda buraya gelişini arkadaşımızın 15 dakika olarak farz edelim. Çünkü dediğim gibi artı 5 dakikada kaputtan, bagajdan ve ön panelden onları soruyorlar. İkinci çevre yolu tabelamızda arkadaşlar sol tarafta sola doğru yavaş yavaş dönüyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Sağa dar, sola geniş şeklinde. İşte ben bu yokuşu arkadaşlar öğrenci kran yokuşu diyorum. Öğrenciler burada çok sorunla karşılaşıp istop edip haklarını yiyorlar. Biliyorsunuz ki ikinci istopta arabayı çalıştırmaya izin vermiyorlar ve siz sınavdan kalıyorsunuz maalesef. Burası öğrenci kran yokuşu olarak ben isim verdim. Debriyaja basalım, frene basalım ve yavaş yavaş duralım. Arkadaşlar yaya geçitlerindeki o boydan boya çizgi var ya, hani böyle böyle kesik çizgiler değil de boydan boya olan çizgi var ya, oraya bastığımız anda kalıyoruz. Hemen arkadaşlar burada vitesimizi bir yoklayalım. Vitesimiz nerede? Burası şakaya gelmiyor çünkü. Hatta burada debriyajı, araba homurdasın. Araba homurduktan sonra ayağımızı frenden çekip gaza basıp gazın yardımıyla kalkarsak bu yokuş için daha elverişli olacak. Hala kırmızı ışığımızı bekliyoruz. Şu anda Cihan Kuruyemiş'in oradayız. Cihan Kuruyemiş'in oradan da sağa doğru döneceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda debriyaj arkadaşımız kaldırıldığını hissediyorum. Tevfik Bey, debriyaj kalktıkça aslında sıkıntı oluşur. Ayağımı süreden çekelim. Ver gazı, ver gazı. Evet. Buradan öyle bir dönelim ki arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada bir çizgiler var. Eğer o çizgiye bastıysak arkadaşlar sol simimizi mutlaka vermemiz lazım. Sol sinyalle. Onlar da bir şerit sayılıyor çünkü. Arkadaşlar bazen hızlı konuşabiliyorum. Sinyalimizi kapatalım. Bu tamamen olayın içerisindeki aksiyona bağlı. Evet. Şimdi ver gazı. Bu yol üzerinde 55'e kadar çıkabilirsiniz. 56 olduğu zaman da kalma ihtimaliniz mevcut. 55 dediğim şey de 3. vitesi almanız gerekiyor. Zaten biz Karapürçek sınav alanında 1, 2, 3 ve geri vites olmak üzere toplamda 4 vitesi kullanıyoruz. Bizim aracımız 6 ileri 1 geri olmak üzere toplamda 7 vitesinden oluşan Hyundai i20 dizel arabadır. Evet. Çevre yolundan çıkıp bu yola doğru gelen hızlı araçlar var arkadaşlar. Tabi biz burada dediğim gibi 55 ile devamı seyrettiğimiz için, evet, ver bakalım gazını. Dikkatli olmamız gerekiyor. Arkadaşlar Opet'e geçiyoruz. Opet'ten sonra bizim TP benzinlik istasyonu var. Onu da geçtikten sonra sağ tarafta bizim L Park yerimiz var. Bu kooperatif gibi bir tarım kredinin bir yeri var. Onu geçtikten sonra içeri doğru geçiyoruz. Şu anda TP'yi görüyorsunuz. Sağ tarafta. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Buraya kadar arkadaşımız 17 dakika şeklinde geliyor yavaş. Arkadaşlar dolmuşlara çok dikkat ediyoruz. Buradaki dolmuşlar maalesef çok duyarsızlar. Kimse alınmasın. Mesleğine hakkında yapan lafımız yok. Ama gerçekten de öğrenciler burada çok şikayetçiler. Hani zaten yolun çizgileri zaten yok arkadaşlar. Görüyorsunuz şeritleri. Ez debriyajını. Altısı şimdi 2'ye. Vitesini al bakalım 2'ye. Evet, ilerleyelim. Debriyajı kaldır. Evet, ilerle. Nasıl ki sağ sinyalimizi zaten verdik. Buradan arkadaşlar tarım kooperatifin oradan sağa doğru giriyoruz. Evet, burada ne yaptığımızı Tevfik Bey'den dinleyelim. Tevfik Bey, nasıl yapıyorsunuz bu parkı? Tevfik Bey koşmak istemiyor. Evet, 1'e doğru alalım. Debriyaja basalım. Frene basalım ve duralım. Arkadaşlar soldaki ve sağdaki dubayı şu karşı tepeciğe bakarak ayarlıyorsunuz. Arabanızın ortalığı olması lazım. Ve 1'e doğru şu anda ilerliyoruz. Arkadaşlar 1'e doğru ilerlerken şu üst tarafta bizim L işaretimiz oluyor. Şu işaretimiz görüyorsunuz. Buraya doğru onu hizaladı. Ondan sonra vitesini geriye aldı. Tam sağa doğru çevirdi direksiyonunu. Ayağını frenden çekti. Debriyajı hafif kaldırdı. Önce sağ aynasına bakıyor. Evet. Sağ aynasına bakıyor. Evet, bu şekilde gene çarpmaz. Sonra öne bakıyor. Sonradan da sola bakıyor. Ben düz müyüm diye. Düz olduktan sonra duruyor. Durduktan sonra direksiyonu düzeltiyor. Ve omuz hizasına doğru gelecek arkadaşlar. Omuz hizası ikinci duba geldikten sonra duracaksınız. Evet. Şimdi vitesimizi 1'e alalım. Arkadaşlar daha çok bu biraz ilk anlattığım gibi değildi. Biraz daha profesyonelleşmiş öğrenciler için. Vitesimizi 1'e aldık. Sağ sinyalimizi verdik ve yavaş yavaş çıkarken şunla şuradaki nokta arasında bir yerde şu ilk dubayı görünce duracak. Durduktan sonra direksiyonumuzu tam sağa doğru çevirecek ve yavaş yavaş ilerleyecek. Şu anda 19 dakika oldu arkadaşlar. Ve yavaş yavaş ilerliyoruz.
Arkadaşlar direksiyon bu halde, arabamız düz oluncaya kadar direksiyon bu halde olacak ve durduk. Komisyonumuzu aldık. Sol sinyalimizi verelim. Evet. İlerleyelim. Arkadaşımız sol sinyali verdi ve arkadaşlar devam ediyor. Şimdi komisyonu aldık. Sınavda öyle hayal ediyoruz tabi. Daha komisyon sınav değil bu. Evet, yavaş yavaş ilerleyelim. Şimdi ileride Gazi Gıda'yı görüyorsunuz arkadaşlar. İlerleyelim, ilerleyelim. Buradan çıkarken önce sol sinyalimizi yakıyoruz. Mutlaka aynamızı kontrol ediyoruz. Sonra sağ sinyalimizi vereceğiz arkadaşlar. Ani fren alanına kadar sağ sinyalimiz açık kalacak. Vitesimizi 2'ye alacağız. 25 ya da 30 olacak. Şimdi güzelce ne bir ani frenimizi yapalım. Debriyaja basın, frene basın ve durduk arkadaşlar. Şimdi geri geleceğiz. Burada herhangi bir şekilde dörtlü yakmanız ya da sinyal yakmanız gerekmez. Evet, vitesimizi geriye alacak şu anda Tevfik Bey. Şimdi arkadaşlar şu sağdaki sarı çizgiye basmak yasak. Aynı zamanda soldaki şeritleri çiğnemek yasak. Sınav gününde dubadan dubaya geleceksiniz. Duba konulacak. Arabamızın arka tarafını sağa götürmek istiyorsak sağa, sola çevirmek istiyorsak sağa çevireceğiz arkadaşlar. Solsa sol, sağsa sağ arkadaşlar. Arabamızın önden bir farkı yok aslında. Debriyaj, fren, duralım. Evet, Tevfik Bey biraz daha profesyonel olduğu için biraz daha hızlı geldi. Bunu lütfen yavaşlayarak yavaş yapalım bunu. Evet, şimdi sol sinyalimizi vereceğiz. İstersek bu yoldan hızlanabiliriz. Eğer arkamız müsait değilse, önümüzde müsaitse hızlanalım. Ver gazı. Evet. Tezimizi 2'ye aldıktan sonra zaten sol sinyalimiz de yanıyor. Kalkış sinyalimiz. Onu şerit değiştirme sinyali olarak şu anda hala yanık bir şekilde bıraktık. Evet, ayağımızı gazdan çektik. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi levhalarımızda okul yaya geçidi, okul geçidi var. Sonra işte kasis aklıma getiremedim. Sonra bir de yaya geçidimiz var. Yavaştan hafiften fren, yani kasisimiz var demek istiyoruz artık. Evet ve devam ediyoruz. İlerliyoruz şu anda. Tevfik Bey yaklaşık olarak 23 dakikadan bu tarafa araba kullanıyor şeklinde düşünebilirsiniz. 5 dakikasını ekliyoruz tabi. Şu an 17.20 olmuş. Hafiften biraz fren. Tevfik Bey herhalde bir 28. dakikada, 29. dakikada. Artık bundan sonra herhangi bir şey kalmadı çünkü arkadaşlar. Ne yaptık? Paralel park yaptık. Salı pazarında durkak yaptık. L parkımızı yaptık 3. öge olarak. 4. öge olarak ani fren yaptık ve 5. öge olarak da geri 25'imizi yaptık. Ve şu anda herhangi bir şey kalmadı. Eğer herhangi bir hatası olmazsa, trafik güvenliğini tehlikeye düşürücü, o zaman Tevfik Bey ehliyetini almış olacak. Tevfik Bey'e hayırlı olsun diyoruz. İnşallah komisyonda öyle der. Öyle mi? Öyle mi? Böyle yap en azından. Elini böyle yap. İnşallah. Evet. Arkadaşlar yine burası okullar bölgesi. Yani kasislerin olduğu yer. Aynı zamanda şu sağ tarafta Karapürçek Semt Polikliniği var. Onun olduğu kasis ne kadar yavaş geçerseniz geçin öyle bir kasis ki arabayı yani yine sarsıyor. 10 ile geçiyoruz olmuyor. 5 ile geçiyoruz olmuyor. Hafiften biraz fren. Görmüş olduğunuz gibi tam da bu son Semt Polikliniği. Hüseyin Gazi Semt Polikliniği yazıyor. Bunun olduğu yerde. Bir de arkadaşlar tabii Karapürçek'te Allah mesut etsin bir şey demiyoruz. Ama baya bir düğün konvoyları geçiyor. Evet. Onlara da biz de bir eşlik edelim. Evet. Yavaşça da fren. Şimdi arkadaşlar ileride Yapaş Ekmek var. Yapaş Ekmek karşıda gördükten sonra ışıklardan, yani aslında karşımızdaki ışıklardan sağa doğru döneceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, yani sağ tarafta araçlar çok park halinde olduğu için aslında burası bir gidiş bir geliş şeklinde oluyor. Sağ sinyalimizi verdik. Sağ aynamızı kontrol ediyoruz muhakkak. Yavaştan hafiften fren ve ilerliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar Köroğlu Parkı'na yakınız. Artık şurada Köroğlu Parkı'nı göreceksiniz. Arkadaşımız 25 dakikada parkurunu tamamlayabiliyor. Onun için çok acele etmesine gerek yok. Çok da rahat aslında. Bir görseniz kendisi şu anda. Maşallah diyelim. Bu arada katkı yaptığın için teşekkür ediyorum. En azından sürüşüne izin verdin. Allah kaza bela vermeden sürüş nasip etsin diyelim. Allah kaza bela vermeden sürüş nasip etsin. Evet, Avitesi 1'e. Evet, devam. Allah. Bir stop geldi. Sıkıntı yok. Haydi bakalım. Olur, nazarlıktır. Herkes diyor ki wow, ne kadar güzel sürüde geldi.
dedi ve maalesef adayıma nazar değdirdi. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Yani bu videoyu seyrederken siz maşallahlarınızı esirgemezseniz adayımız da çok kendisini güvenli hissedecek. Size bir katkı sunmak amacıyla izin verdi sürüşünü çekmeme. Şu anda normal bir dersteyiz açıkçası. Ama o her şeyi bildiği için ona güveniyoruz. Bir de her şeyi kendisi yapabiliyor. Biraz da kendisini. Gerçi ben burada konuşuyorum ama telefonla konuşurmuş gibi düşünebilir beni. Evet, şu anda kırmızı ışığa bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar burada kırmızı ışığa çok çok dikkat edin. Aynı zamanda buradaki yaya geçişinde yine silik boydan boya çizgi var. Ona dikkat edin. Evet, ilerleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar buradaki kırmızı ışık 1-2 saniye anca yanıyor. Bazen 10 saniye yanıyor. Yani onun için çok dikkat edin. Alacağız şimdi 2'ye. Evet. Direksiyona geç sayfamıza abone olmayı unutmayalım. Yavaştan hafiften fren. Siz abone olun ki önerilsin. Yorum yapın ki evet önerilsin. Beğenin ki önerilsin. Paylaşın ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Herkesin bu videoya ihtiyacı olabilir. Karapürçek sınav alanında maalesef bu videoların çok azı var. Daha kaliteli yapımlar için bizi desteklemeyi unutmayınız. Evet, şimdi evet, ilerliyoruz. Dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Karapürçek sınav alanındayız. Karapürçek sınav alanından Fatih Hoca'dan herkese selamlar diyoruz. Evet, şimdi peron 21'e doğru hafiften biraz fren. Yavaşça ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Köroğlu Parkı'nın tam yanına geldik. Sağ sinyalimizi vereceğiz. Sağ sinyalimizi verelim. Sağ aynamızı yine de kontrol edelim. Bazen buraya kurye geçer, şu geçer. Evet, sağa doğru yavaş yavaş gelip debriyaja basıp frene basıp evet hafif frene basalım. Evet Tevfik Bey. Vitesimizi 1'e alalım. Kontağı kapatalım. El frenimizi çekelim. Evet. Hayırlı olsun Tevfik Bey. Güle güle kullanacaklar ehliyetini. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Paylaşmak istediğiniz tavsiyeniz var mıdır? Ne diyeyim? Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun diyor. Arkadaşlar Tevfik Bey buraya yaklaşık olarak 20 dakikada geldiğini size söyleyebilirim. Yani 35 dakikasının 27 dakikasında çok rahat bir şekilde geldi. Biz bunu tabii 5 şeye ekledik arkadaşlar. Şu anda 22. dakikadayız ama 5 de bu kaputtur, bagajdır, ön paneldir. Onlara ekledik arkadaşlar. Toplam 20 dakikada hadi diyelim 10 dakika olsun kaput bagajı, 32 dakikada buraya gelebiliyor. Başarınızın devamını diliyorum. Benim bu videoyu paylaşmamda herhangi bir sakınca yok. Sonra kaldırdığını da kaldırmam. Bir küçük bir üslubumuz var ama sıkıntı yok. O da nazarlığımız olsun. Tamam mı? Haydi bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Fatih Hoca'dan selamlar ve sevgiler.